Ne habersiniz arkadaşlar? Bugün benimle beraber gezmelere gidiyorsunuz. Ve benimle bir gün videosu çekiyorum ama normalden farklı olarak birkaç şey yapacağız. Onları şimdi size anlatacağım. Ama kargo yaparken anlatmam lazım. Biraz cansız gözüküyorum değil mi? Makyajsızım. Makyajsız olmam gerekiyor. Sadece ruj sürdüm. Ama kapatıcı sürmek o kadar istiyorum ki. Çok göz altlarım. Bakın gözlüklüyüm artık. Ama hep gözlük takacağımı düşünmüyorum da. Yine de takmak istiyorum. Çünkü güzel bir gözlüğüm oldu sonunda. Eski gözlüğümü zaten biliyorsunuz. Ama yine de göstereyim. Acele etmem lazım tabii ki yine çünkü geç kalıyorum. Eski gözlüğüm buydu ve bu bana hiç yakışmıyordu. Şimdi böyle daha çok kendini belli etmeyen ama modeli de güzel olan böyle bir gözlük buldum işte. Ve artık güneş gözlüğümü takmak isterdim ama havada güneş yok ama yine de taksam mı acaba makyajım olmadığı için diye düşündüm ama neyse dedim ya ama. Şimdi çekiliş yaptım ben Instagram'da. Belki biliyorsunuzdur. Instagram profilimi hemen buraya bırakıyorum. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Videomu ilk kez izliyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu sweatshirt'ün çekilişini yapmıştım. Ben dikmiştim bunu. Çok güzel ama çok farklı duruyor. Üstte çok farklı duruyor. Adıyaman'dan bir tane kıza çıktım. Bayağı uzağa gidecek yani. Kargoya vermem lazım. Bugün gün içerisinde. Şimdi giderken vermeyeceğim ama. Şimdi birkaç video öncesine hatta bir önceki vlogumda diyeyim. Dur ben kimde alıyorum. Şey demiştim hani kendim için bir şey yapıyorum ama şu anda kimseye bunu söylemedim. Size de söyleyemem o yüzden falan filan demiştim. Ve anneme de söylememiştim. Anneme demin söyledim ama annemin pek hoşuna gitmedi. Çok çabuk bence bunu yaptın falan dedi. Dedim ki anne yani kendim için bir şey yapıyorum dedim. Arkadaşımla beraber ben Samsun'da yaşıyorum. Çiftlik Caddesi'ne dolaşırken bir tane çocuk geldi yanımıza dedi ki işte güzellik merkezi falan. Tamam. Sonra dedik ki biz zaten oraya gidiyoruz. Arkadaşımın orada randevusu var tamam mı? Çocuk bana dedi ki şunu sorar mısın dedi. Cilt bakımı ücreti, ayrıntıları falan bunu sorar mısın dedi. Dedim tamam sorarım. Ben de hep böyle göz altımdaki noktalara işte çenemin şurasını sarımsı benim biraz bunu soracağım. Sormak istediğim şeyler var diyen. Kadın dedi ki cildin dedi kuru dedi. Cildin çok ince dedi. Maske dolayısıyla burası böyle oldu dedi ya da vitamin bir şey falan dedim. Bir de şey falan söyledi. Yapacak olsak sana ne ürünleri kullanırdık? Sonra o ürünleri saydı bana. Baktım bunlar hep benim bakım listeme eklediğim ürünler tamam mı? Ya dedim bu kadın biliyor bak. Belli. BHA kullanıyor. C vitamini. Sonra hyaluronikat. Ürünleri falan da kullanacağım deyince dedim o zaman tamam ya. Cilt bakımı yaptırayım. Cildimin hani hiçbir sorunu yok gibi gözüküp de içinden içe çok sorun olması gerçekten sinirimi bozuyordu. Instagram hesabım 10K oldu. 12,5K oldu. Ben de Trendyol'la işbirliği yapmak için başvurdum ama yıllar geçti. İşbirliği ayarlayamadık hala. Çünkü bayram arefesine girdi. Ajanslar bana cevap vermedi o ara. Sonra işte hafta sonu girdi. Yani böyle bir şanssızlık yaşadım. Kumaş da alacağım bugün bir de. Bir sürü işimiz var. Bir de şöyle kraplar diktim. Arkadaşıma diktim ama kendime de dikeceğim. Böyle içlik ceketlerin falan içine çok güzel oluyor bunlar. Bir de turuncu renk. Bugün hatta kendime turuncu alırım belki dedim. Arkadaşım şimdi tramvay durağına gitti. Biz de erkenden çıkalım ki ona yetişelim ya. Ya bir şey diyeceğim. Ben bu yüzükleri Alice Aksesuari'den almıştım. Ve asla suya ve deterjan bilmem bir şey falan sokmadım ama yine de paslandılar. Ya bu yüzüklerin hepsi mi paslanıyor ya? Kotondakilerin rengi soluyor. Ben bu yüzüğü çok beğenmiştim. Üzgünüm. Korkum ne biliyor musunuz? Yani böyle cildime çok fazla bir zarar olur da cildimin yapısı bozulur ya da yanar cildim çok kızarır falan bunlardan korkuyorum. Neyse ben diyeceğim ki abla. Abla bak diyeceğim güzel yaparsan Instagram sayfamda da bahsederim falan böyle yapacağım. Belki daha dikkatli olur ya falan dedim. Şimdi durağa doğru yürüyorum. Ve geri dönüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü cüzdanımı unutmuşum. Size bir şeyler anlatırken kafamı demek ki oraya veremedim. Tramvaydan indik. Beni çok bekledi. Her videomda bunu söylüyor musun? Her videomda söylüyorum gerçekten ya. Her yerde erik var bu arada. Bir tane alsak ne olur? Alsak mı? Evet. Erik aldık. Bilge böyle diyor. Abi bir tane alabilir miyim? Abi dedi ki al arkadaşına da. Fermuarcıya ve düğmeciye geldim. Bunlara şimdi düğme bakmaya gidiyoruz. Düğmeleri aldık şimdi biraz daha dolaşıyoruz. Şimdi çiftliğe çıkıyoruz. Kargo vermeye gidiyorum. Kumaşçıya gittim ama çok acelem vardı ve güzel kumaş da fazla bulamadım. O yüzden böyle bir tane elbiselik kumaş aldım. Çıktım. Şimdi gidiyorum ama Bilge'yi aradım ulaşamadım. Saçını kestirmeye gitmişti o da. İkimizin de işi var ama 5 dakika kaldı cilt bakımına. Yani şu an gidiyorum. Cilt bakımına gidiyoruz. Geldik. Bilge de beni bekleyecek.
saat 3.30'da yetişebilmek için koştum gibi bir şey ama şu anda hala almadılar. 50 geçiyor, 20 dakika oldu. Şüphelet. İşte gözeneğim çok varmış. Buralarımda falan çok varmış. Siyah noktam da çok varmış. Flaş açtı bir, tamam mı? Öyle bir parladı ki çenemin altının kuyruğu o kadar belli oldu. Öyle, şimdi giriyorum. Bunları kullanıyorlarmış. Kendi markaları değil mi? Şu anda buhar yiyorum. Ve çıktım. Şurama biraz fazla baskı uygulanmış. Belli ki orası güzelmiş. Ama onun dışında cildim çok güzel. Ama orası benim ilgi yani. Çok güzelmiş gerçekten. Çıkıyoruz. Şimdi biraz gezeceğiz, sonra piyazaya uğrayacağız. Orada da alacağım bir iki şey var. Öyle. Alışveriş merkezine geldik. Bakın. Deli kızardı. Şu çantayı çok beğenmiştim aslında. Ama bugün 50 liraya çanta aldığım için bu bana şu an biraz fazla gibi geliyor. O yüzden anlıyorum. Ama herkese bir gösteremiyorum. O da sonra. Ben sanki çok kopuk videolar çekmişim gibi geliyor. Bugün yani çok kesik kesik çektim. Size kombinimi göstermemiştim. Şimdi yeni evden çıkıyorum, şimdi göstereyim. Bakın böyle giyindim. Kırmızı. Neyse arkadaşlar, yoruldum gerçekten. Baktım 16.000 adım atmışım. Bir eve girelim, şu ayakkabıyı göstereceğim ve sonra edit komple direkt edite başlıyorum. Böyle tek elle kargo nasıl açıyorsunuz? Influencer'lar. Böyle olmuyormuş arkadaşlar. Yemin ederim o kadar yoruldum ki. Yani şu an enerjim kalmadı. Zaten bu videoda ben çok bence soluktum. Foto at, alarmım çaldı da video kapandı. Böyle göstereyim. Derisi de çok kaliteli. Neyse ben buna kesin reels atarım. Çünkü şu anda elimde birkaç tane reels var. Onları atmam lazım. Kumaşımı göstereyim. Size aldığım diğer şey. Bak hemen nasıl enerjim geldi ama. Çünkü çok güzel. Ve çok ucuz aldım. Bakın bu kumaşı aldım. Buna da bir tane kalem elbise dikeceğim. Kalem tarzı böyle belden kemer bağlanacak. Rengi çok güzel. Şuna bak. Çok tatlı değil mi? Ve ben bunu ne kadar aldım biliyor musunuz? Şuna bak. Yazın giy çık. Fiyata bak. Fiyata bak. What? Şuraları gümüş, en sevdiğim. Derisi mükemmel kaliteli. 50'ye aldım. Hemen şöyle reelsler. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Turuncu bir de beyaz renkte hırka dikmeli kumaş istedim. Bu tarafına turuncu koyacağım. Bu tarafına beyaz koyacağım böyle. Gittim kumaşçıya ve dedim ki aa tamam buldum. İkisini de buldum, tamam mı? Sonra dedim ki o ara başka kumaş bakayım, elbiselik eteklik falan, gittim oradan bir. Sonra başka kumaş alıp gelene kadar başkası aldı. Bir baktım kasaya, yeşil, beyaz ve turuncuyu kaptı. Size onu göstereyim. Şuralarım kırmızı. Az kötü olmuş. Yarın dışarı çıkacağım. Haftaya kadar geçsin de bari haftaya konsere gideceğim. Ve cilt bakımıma ve çantama önemi yorum. Anne bak çantama. Beğendin mi? Cildime bak. Ne oldu oralar mı? Ya bak bunlar normal geliyor bana şunlar. Çünkü siyah noktayla biz evde de yapıyoruz ya. Aynı böyle kızarıyor. Dokunsana bir. Dokunmaz. Ama tepki vermedin ya. Normal mi cildim yani? Sabunla da yıkasa vermeye Hayır anne. Neyse arkadaşlar. Deli susamışım. Öptüm size. Görüşürüz. Bir sonraki video dikiş videosu olacak. Size sweatshirt dikişi çekeceğim. Haftaya hafta içi dikiş videosu gelecek. Renkli eyeliner alacağım. Konsere renkli eyelinerlı, makyajlı ve konser vloglu bir video o zaman gelecek. Yani doluyuz bu ara. Halledeceğiz. Bye bye.